Bak Yunus Emre de bununla alakalı bir video yapmış. Saçma sapan hareketler yapıyor böyle öğretmenine. Elini yüzüne falan almaya çalışıyor. Ben de şey dedim hani onun öğretmeni ben olacaktım. Ağzını yüzünü kırardım yani hiç. Yok işte müdüre vermeliyiz çocuklara böyle yapılmamalı falan. Benim zaten felsefe öğretmeni olmamamın bile en büyük sebebi bu. Ben yani öğretmen olacaktım normalde. Felsefe öğretmeni olacaktım. Olmak istiyordum eskiden. Doktor olmak istiyordum. Doktor olamayınca felsefe bölümü öğretmenliğine kaydım. Dedim öğretmen olurum. Sonra kendi kendime dedim ki oğlum senin neren öğretmen? Yani sen öğretmen olabilir misin? Sana birisi saygısızlık yapar yani tekme tokat dalarsın başın belaya girer haberlere falan çıkarsın diye öğretmen olmadım. Bir de tabii devlet memuru olmak istemediğim için. Abi özel okul ol daha çok döverdim o zaman. <laughs> hem bana para veriyorlardı hem döverdim. Daha iyi olur. Sonra annesi babası gelirdi, annesi babası anne anneyi bir köy kenara çekerdim böyle. Sen kenarda dur ablacığım. kadına el kalkmaz ayıptır, güçlerimiz eşit değil. Babayı döverdim, bir de üstüne böyle bir çocuk yetiştirdiği için. Ha, tabii ki baba gelip özür dilerse özür dileriz. Benim oğlum böyle bir yavşak, böyle bir şerefsiz oğlumu iyi ki dövdünüz derse ayrı konu. Ama yok benim oğluma nasıl vurursun falan onu da döverdim. Dövemedim mi? Ya, ben gücüm yetmedi olabilir yani sonuçta. Dünyanın en güçlü insanı ben değilim. Olsun 58 tane kuzenim var. <laughs> Biri döverdi yani hani. Bir şekilde döverdim. Altta kalmazdım. Tabii ki de gücüm yetmeyebilir. Belki de çok güçlüdür babası falan. Olsun. Yani, kuzenler ne güne duruyor anasını satayım. Niye, niye o kadar kuzenim var? Yani İzleyelim efendim. Bir TikTok videosu gördüm. Özel bir lisede çocuklar bir TikTok videosu çekmek için hocalarıyla dalga geçmişler yani. Saydım bu arada. Şaka yapmıyorum. Benim çok kuzenim var. Tamam biz yara Adıyamanlı, yara Erzincanlıyız. Benim tanışmadığım kuzenlerim var ama... <laughs> Bayağı bir dans etmiş. Hocanın yüzünü okşamış. Hoca da sonrasında sinirleniyor zaten. Ama çok da bir şey diyemiyor çünkü özel okul. Gönül isterdi ki videoyu paylaşabileyim sizinle. Ama işin içine telif falan giriyor böyle durumlarda. O yüzden paylaşamayabiliyoruz. O yüzden linki bırakacağım yorumlara. İzlersiniz haber linkini en azından. Yeni nesille birlikte öğrencilik sistemi çok değişti. Hocalar... Evet kesinlikle öyle oldu bu arada. Katılıyorum. Eskiden çok katlardı. Şimdi ise çok böyle güçsüz kaldı. Yetkisiz kaldı. Evet mesela bizim dönemde de öğretmenler çok iyiydi değillerdi. Bizim dönemde de fazla dayak vardı. Öyle bir problem vardı. Yani bu dönemde hiç yok neredeyse. Çünkü şu an herhangi bir öğrenciye vurduğunda direkt olarak hani öğretmen hakkında işlem vesaire başlatılıyor. Öğrenci ne yapmış olursa olsun. Bizim benim okula gittiğim zamanlarda da tam tersi çok dayak vardı. Yani özellikle birinci ve ikinci sınıfta ben çok dayak yedim. Reşat Hoca vardı bizim. Bayağı döverdi yani. yani öyle böyle değil. Gerçekten çok döverdi. Kaldı da diyebiliriz. Eskiden öğrenciler ezilirken şimdi öğretmenler eziliyor. Bunun ayarını biz bir türlü tutturamadık lan. Bir öğretmen çocuğu olarak bunu üzülüyorum. Bazen bu dersi bölme ile ilgili de güzel videolar olabiliyor. Tabii ki bizimkiler. Ana Yunus'un babası öğretmen miymiş lan? Yani köfteci zannediyordum bunları ailecek. Bunlardan öyle çok çıkmıyor da mesela üniversite düzeyinde çok güzel videolar görebiliyoruz. Mesela şu da bir örnek dersi bölmeye. Hatırlar mısınız bir tane Zorro videosu vardı ama orada hocayla anlaşarak yapıyorlar bunu. İzleyenler olmuştur işte Zorro filmini. Önce sınıfa 2-3 tane eleman giriyor. Meksika kıyafetleri giymiş böyle. Ortalıkta böyle bir gangsterlik taslıyorlar. Sonra Zorro giriyor. i̇ki yalandan kılıç dövüşü yapıyorlar falan. Sonra hoca da tahtaya Z işareti çiziyor Zorro'nun işaretini. Keyifli bir bir video çıkıyor ortaya. Çok da güzel bir an. Keşke hani o anda olabilse. <laughs> ya da bazı sınıflardaysa yine hoca ile anlaşmalı olarak Star Wars teması işleyebiliyorlar. Baya Jedi oluyorlar. Yani aranızda aslında böyle şeyler yapacak arkadaşlar varsa eğlenmek istiyorsunuz. En doğal hakkınız bu arada bu. Tabii canım en doğal hakkımız ya. <laughs> en azından hocanızdan izin alın. Bak bazı hocalar çok açıktır. Rahatsız edeceğiniz hocalarda ise durduk yere ortamı gelmiş olursunuz. Hem de öğrencilerden de vakit çalmış olursunuz. Keyifli bir şekilde etkinlik yaparsanız hem dersin devamının daha da güzel geçmesini sağlar. Hem unutamayacağınız bir anınızın olmasını sağlarsınız. Hem de derdiniz TikTok'ta tık almaksa tıkınızı da çok güzel alırsınız. Sizi çok güzel tıklarlar. Ama bu şekilde sizi çok farklı şekilde tıklarlar. İşte müdür yardımcısı tıklar, müdürü tıklar, hoca tıklayabilir artı nefret toplarsınız yani o çocuk o hareketi yapıp TikToka attı diye ünlü falan olmadı Aksine her zaman nefret edilecek. Disiplin kurulu tıklar sonrasında buradaki sıkıntı tabii ki sadece öğretmenin kısmı değil. Özel okullarda maalesef böyle öğrenciler çok haklı temasıyla ilerliyorlar ya. Veliler işte okuldan almasın çocuğu diye. Öğrenci her zaman haklıdır, müşteri her zaman haklıdır temasıyla ilerliyorlar. Bu da zaten düşük ücretlerle çalışan öğretmenlere daha da fazla baskı oluşmasını sağlıyor. Üzülüyorum lan şimdiki öğretmenlere. Eskiden özel okullardaki öğretmenler çok rahattı bu arada. Rahattı dediğim öğrenci yine şımarık o ayrı ama en azından bu şımarıklığa katlanabileceği bir geliri oluyordu. Eskiden özel okulların hocalarının gelirleri çok yüksekti. Şimdikiler baya şaka gibi ücretler alıyorlar ya. Evet baya yüksekti bu arada ya. Baya lüks yaşıyorlardı. 2-3 sene önce 800 lira alan bir arkadaşım vardı. Bak bildiğin 800 lira alıyor. Gergin bir hoca olsam herhalde öyle bir durumda ben tepkimi verirdim yani büyük ihtimal. Ama neyse ki ben de goygoycu bir yapıdayım. Mesela kendimi hocanın yerine koysaydım ve günüm gerçekten güzelse o zamanlar. Keyfim yerindeyse ben de dans ederdim yani. O çocuğa gereken tıkı da verirdim. Ama her hocaya gitmiyor. İnsanların türlü türlü dertleri olabiliyor artık. Bir de sıkılmış oluyor yaşlı hocalar. Yapmamak gerekiyor ya. Öğrenci ile öğretmen arasında belli bir saygı sınırı olması gerekiyor bence. Tabii ki bu saygı dediğim şey öğretmen her zaman haklıdır. Öğretmen sever de döver de gibi bir olay değil. Bir sınır olacak. O sınırı iki tarafta aşmayacak. Eğer özel liseler bu kararı veremiyorsa Milli Eğitim Bakanlığı'nın kendisi vermesi gerekiyor bence. Ortaya böyle Evet bence de. Bir sorun çıktığında çünkü dershane öğrenciden yana oluyor. Hoca ayrı bir baskı altında kalıyor. Bu özel liseler Milli Eğitime vesaire bağlı kalırsa cezasını en azından liseden değil de Milli Eğitim'den alabilir. En azından ben böyle düşünüyorum. Belki de vardır bu sistem. Burada bol bol lise var. Bak dediğim gibi gerçekten böyle şeyler kovalayacaksanız hocalarınızla anlaşarak yapabilirsiniz. Bazı hocalar özellikle genç hocalar zaten fazla ateşli oluyor. Benim gibi çoğu goygoycu oluyor oğlum. Onlarla birlikte bir şeyler yapabilirsiniz gerçekten. Ama durduk yere öğretmeni rahatsız edecek sınıfı durduk yere gerecek şeylerden uzak durun. Keyifli gelebilir. Anlatacak anınız vesaire de olabilir ama sonucunda başınız fena dayanabilir. Bizde okullar maalesef Amerikanlaşıyor. Ve Amerikanlaşma da şöyle ilerliyor. Eğitim kalitesi bakımından değil. Öğrenci öğretmen davranışları bakımından Amerikanlaştı. Ben şuna inanıyorum ki mesela son zamanlarda Türkiye'deki liselerde özellikle zorbalık oranları daha da artmıştır. Bizim dönemde biraz daha azdı bu. Zorbanın da zorbası olabiliyordu. Ya da biri yapma diyebiliyordu bu konularda. Ama şu an her şey goygoya döndüğü için zorbalığın arttığını düşünebiliyorum. Özellikle liseli arkadaşlar burada uğradığı zorbalıkları da anlatabilir. Çok vardır ya. Zorbalığa uğruyor musunuz dostlar okulda? Eğer zorbalığa uğruyorsanız... Yanınıza geleyim. Biz de onlara zorbalık yapalım. Kesinlikle Zorbalığa uğrayan var mı aranızda? Bana bakıyorsun işte. Hadi o zamanlar benim vücut ölçülerim ortalama biriydi. Yine de zorbalık yapmaya kalkan olurdu. Ama biz de kek oyduk biraz ve çevre falan da vardı. Öyle kolay kolay biri zorbalık yapamazdı. Senden de büyüğü oluyordu işte. Abilerim falan oluyordu. Her türlü çözülüyordu o meseleler. Ana kanalda bir tane animasyon paylaşmıştım. Roman düğününden kovulmuştum diye. Oradaki yanımdaki abi mesela bayağı adı olan biriydi ve sadece adını söylemem bile senin zorbalığa uğramamanı sağlıyordu. Şimdilerde belki değişmiştir sistem bilmiyorum çok yıl oldu üzerinden. Özel zorbalık yapanlara zorbalık Son. yapıyorum. 10 numara 5 yıldız. Tabii ki öyle yapacaksın kardeşim. Zorbalığa zorbalıkla tepki vereceksin.